Tekrar herkesten çok özür dilerim. Yani yaşanan bu olay bana da yakışmadı, aileme de yakışmadı. Ama gerçekten çok talihsiz bir durumdu. Ayşen, özellikle de senden özür dilerim. Rica ederim. O hale nasıl geldiğinizi tahmin edebiliyorum ben. Ömer kardeşim, sen ne işle meşgulsün? Yani bunu soruyorum. Şimdi Ayşen kardeşimiz geleceği parlak, kariyeri olan genç bir kız. Yani şimdi kalibre olarak kendinden düşük biriyle birlikte olmak istemeyecektir. Yani genel itibariyle kadınlar zaten böyle bir şeyi hoş görmez. Özellikle bizim ülkemizde yani bir erkek olarak çok küçültücü bir durum yani. Öyle değil mi Celal amca? Sana ne oğlum? O kadar merak ediyorsan söyleyeyim kardeşim. Cancer Research United Kingdom of Cambridge Institute okudum. Ha. Türkçe altyazı seçeneği var mı arkadaşım? Celal, duydun mu? Okuduğu okulun adını kağıda yazıp verseler okuyamayız. Onun okulunu okumuş. Ayşen, hadi kızım kalk kahveleri yap da adet yerini bulsun. Aa, ya şimdi farkındayım ben biraz fazla müdahil oldum bu konuya ama... yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Siz hiç Yasemin'in kahvesini içtiniz mi? Yasemin, hadi karıcığım, hadi sen bize bir kahve yap. Çok güzel yapıyor. Oğlum, isteyeceğimiz kızın kahvesini niye senin karın yapıyor? Ayşen, hadi yavrum, hadi kahveleri yap. Ya. Bakın, kahve yapılacaksa bu evde Süheyla'mın üstüne kahve yapan yoktur. Hadi karıcığım, yap bir kahve de. Şöyle bir dilimiz damağımız şenlensin. Ya kim yapacaksa yapsın artık şu kahveleri yeter. Tamam. Ben yaparım. Herkes nasıl içiyor kahvelerini? Hadi damla sakızlı. Herkes ne güzel orta içiyor, süpersiniz ya. Ay canım. Yürü Ayşen'cim. Sevda. Hadi karı kızım sen. Peki babaanne. Demir. Şişt. Hadi oğlum. Tamam ama ben şu tavuk meselesini açayım. Bu kahve işi nereden çıktı? Yani gerçekten isteyecekler mi şimdi? Böyle hemen oluyor mu bu işler? Aynen Ayşe, hemen böyle hemencecik oluyor. Hayır, sen hayatında hiç böyle sorgulamadan bir şeye evet demezsin. İlk defa evet diyeceğini tuttu ve görücülere. Aferin kızım, pes. Yani hayır. Sen şu haline bakar mısın Ayşe? Sen hangi akla hizmet yani böyle bir karar veriyorsun? Ha? Ya tamam, böyle bir karar verdim. Öyle bir şey çıktı ağzımdan ama tatsızlık çıkmasın diye dedim. Hep bir şey söyleyeceğim. Gelsinler, görsünlerle, istesinler aynı şey mi? Vallahi seni bu kaşıkla döverim he. Vallahi Ayşe'm, aynı şey tabii. Ayrıca ben, babaannem var ya, ona da ayrıca tutun. Bana gol attı ya. Hayır, o bana söylese böyle bir fikrinin olduğunu ben böyle padişah sofrası kurar mıyım? Ha? Su vermem onlara, su. Ama şimdi kahve yapıyorsun. Kimin yüzünden? Bak vallahi seni bununla döverim. Kimin yüzünden? Tamam, bu işler bak nasiptir, kısmettir. Ya belli olmaz ne olacağı ama yani görücü usulüyle evlilik mi kaldı Ayşem Allah aşkına? Hayır, ben biricik kardeşimin aşk evliliği yapmasını istiyorum. Benim gibi, şüphim de ben gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Ömrünün baharında aşkını, sevgini yaşayamadan, aşık olduğun adamla birlikte olmadan görücü usulüyle evleneceksin. Ne yapacağız? Abla, ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ama bak, kahveler kendini hazır hissediyor. Ya sen şu kahveleri dökmeden götür Ayşe, tamam mı? Nasıl olsa babam sana fikrini soracak. Sen de söyleyeceksin. Kesin sorar değil mi? Hı? Kız, Ayşe, sen babamı tanımıyor musun? Bizim yok dediğimizi ne zaman he dedi? Kuzum, kız babam verse ben vermem seni kimselere. Sen aşık olacaksın. Benim gibi tamam mı? Sonunda o aşkı gelip ilk bana anlatacaksın. Ablana bak, vallahi buluşurum seninle. Söz. Hadi kız. Şimdi... Bacanak,
O demin yaşanan hadiseyi unutalım. Yani böyle bir tatsızlık oldu. Neyse. Benim bir tavuk çiftliği projem var. Senin bu Cambridge Rotterdam'ı falanla ona bir eğilsek mi, ne dersin? Ya şimdi ben... Şahip abi şimdi yani böyle bacanak falan biraz hızlı gitmiyor musun yani, ne alaka? Fol yok, yumurta yok ortada. Ya sana ne arkadaşım? Yani her lafa atlıyorsun, zaten dış kapının mandalısın. Karışmadığın laf yok maşallah. Ya sana ne, isteyen istediğini söyler. Hanımefendi, rica etsem kocanıza sahip çıkabilir misiniz? Niye? Aşılarınızı yaptırmadınız mı? Kim? Tamam birader, sen de öyle her şeye salça olma ya. Hayırdır? Yani ben de onu demeye çalışıyorum. Kayınbiraderim sağ olsun pantolonunu bile verdi bana. Sana kalsak. Sen de bana kayınbirader falan deme birader. Ya kayınbirader lafın gelişi işte. Gelmesin. Enişte sen de ortada fol yok, yumurta yok. Niye bulandırıyorsun ya? Henüz yok fol, yumurta. Olacak. Şey diyordum. Çocukluk yıllarımızı hatırlıyor musun Demir? Sizin... Hani bir defasında beni boğulmaktan kurtarmıştın. Kayseri'de mi? Esu'da değil ya, herhalde. Şimdi şeyi soracağım. Böyle bir ortamdı ki boğulmuş hissettim. O benim kahramanımdı. Hatırlıyor musun, bir defasında da taş atıp başımı yarmıştın. O taşı hala saklıyorum. Sebep? O bizim ilk iletişim aracımızdı. Şeyi sandığıma koydum. Tedavi olmayı düşündün mü hiç? Ne alakası var? Böyle şeyler o kişiye verdiğin değeri gösterir. Bana küçükken bir lakap takmıştın, hatırlıyor musun Demir? Hatırlıyor musun gerçekten? Minik tospa. Ama o zaman çok semirmiştin, kiloluydun baya yani. Evet ama artık öyle değilim. Minik tospa mı? Küçüklük mü?